Selam arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Roblox'ta ne oynuyoruz Ertuğrul? Brookhaven. Evet kardeşimi bugün Brookhaven'da zorlu öğretmenlik testine sokacağım. Bakalım başarılı bir öğretmen olabilecek mi yoksa testten kalacak mı, bunu hep beraber karar vereceğiz. Bu zorlu teste başlamadan önce Ertuğrul'un birazcık morale ihtiyacı varmış. Bol bol videoya like bekliyor değil mi Ertuğrul? Evet. Eğer Ertuğrul olan desteğinizi gösterdiyseniz hadi şimdi videoya geçelim. Evet, oyunumuza girdik ama oyuna başlamadan önce söylemek istediğim birkaç şey var arkadaşlar. Biliyorsunuz bugün büyük bir deprem oldu Türkiye genelinde. Yani siz bu videoyu bir gün sonra izleyeceksiniz ama o deprem bugün oldu. Gerçekten çok üzücü. Yakınlarını kaybedenlere başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Ertuğrul, senin söylemek istediğin bir şey var mı bu konuyla ilgili? Var. Ne söylemek istiyorsun? Herkese çok geçmiş olsun. Umarım bir daha böyle bir faciayla karşılaşmayız diyerek videomuza devam edebiliriz. Ve oyuna galiba güncellemeler gelmiş. Ben de orada sağa sola tıklarken böyle değişik şeyler gördüm. Bunlar ne alaka bilmiyorum. Şu zombiye bir tıklayasım geldi ama. Ha, zombi yürüyüşümüz mü var? Vay! Brookhaven kendini geliştirmeye devam ediyor. Ama bizim bununla bir ilgimiz yok. Ertuğrul, sen de hemen oyuna gir. Testim birazdan başlıyor. Ertuğrul oyuna girdi an itibariyle. Ertuğrul, bu bölümde ne olacaktın sen? Dur tamam, biraz daha sessiz konuşabilirsin bari, kulağımı patlattın. Öğretmen olmak istiyorsan bak, bir anda tipi değişti. En son galiba özel bir iş adamı falandın sen, yanılıyor muyum ha? Ne bu tip, hayırdır, ne işler çeviriyordun en son? Ha? Hey, orayı karıştırma. Vay tamam, şimdi kendini o zaman öğretmene çevir. Hadi bekliyoruz bakalım Ertuğrul nasıl bir öğretmen oluyormuş. Yaptım nasılım? Ertuğrul kendini böyle bir öğretmen yapmış. Yalnız üzerindeki pilot kostümü ben baştan söyleyeyim, bizim için çok sorun değil de beni sırtına almak istiyor. Öğrencini okula sırtında mı götürürsün sen? Hadi gel, sınıfa gidiyoruz. Delikanlı hoca gerçekten beni sırtında okula kadar götürüyor. Götür bakalım, okulda devam edelim. Seni mahvedeceğim. Yürüyüşünü de zombi yürüyüşü yapmış ya, böyle öğretmen mi olur? Hem papyon takmış, hem de kravat takmış, hem de pembe renk. Yeni moda. Sınıfımız burası. Sınıfımıza geldik hocam. Ben hemen öğrenci vaziyetimi alayım şuradan. Boyumu falan küçülteyim birazcık. Galiba bu kadar yeter öğrenci olmak için. Şimdi hocam, dersimiz ne? Matematik. Vay, biliyorsun. Sen matematikte iyi misin peki? Söylemem. O zaman hazırsanız Ertuğrul'un zorlu öğretmenlik testi başlasın. Şimdi Ertuğrul, bir öğretmen olarak ilk önce sözlü yapman gerekir diye düşünüyorum. Sözlü ne demek biliyor musun? Bilmiyorum. Bana soru soracaksın. Soruya verdiğim cevaba göre de puan vereceksin. Şimdi karşıma geç ve bana bir soru sor. Geçemiyorum. Kapatırdan onu geçersin. Roblox'u çökeltti. Bekleyin, teknik bir hata oldu, hemen geliyoruz. Evet, teknik hatayı düzelttik. Yüzüme bak, öğrencinin yüzüne bakman gerekiyor Ertuğrul. Evet, ne demiştik? Bize zorlu bir soru sorman gerekiyor. Şimdi bize zor bir soru sor. Tamam. Şimdi dinamik zor sorusunu soracağım, hazır mısın? Hazırım hocam, sorun. Benim adım ne? Bu muydu dünyanın en zor sorusu? Senin adın Ertuğrul. Yanlış bildim. Benim adım Ertuğrul Hoca. Ertuğrul Hoca senin adın. Vay. Onun adı Ertuğrul değil, Ertuğrul Hoca'ymış. Ters köşe yaptı. 30-0. 0. 0 mu verdin? Evet, ilk bölümü bu şekilde bitiriyoruz. Gerçekten hiç böyle bir cevap beklemiyordum. O zaman ikinci görevle devam edelim. Şimdi zil çalmış, Ertuğrul Hoca derse girmiş ama biz geç kalmışız. Derse geç girdiğimiz zaman bakalım hocamız ne yapıyor? Hocam özür dilerim, geç kaldım, oturabilir miyim? Sen neden geç kaldın bakayım? Hocam çok tuvaletim vardı da tuvalete gitmek zorunda kaldım. Tuvalette de sıra vardı, bir türlü giremedim. Gel benim yanıma. Geldim hocam. Buyurun. Bir de öyle şeyler yapma. Söz veriyor musun? Hocam yani söz veriyorum. Siz bu sefer beni affedin. Söz veriyorum. Affettiniz mi hocam? Git tahtaya. Tahtaya gideyim, gittim. Dersin sonuna kadar öyle ayakta bekle. Dersin sonuna kadar ayakta bekleyeyim. Ertuğrul, sen ne kadar acımasız bir öğretmen oldun ya. Aa, kaldın böyle öğretmenler. Görev 2'yi de bu şekilde değerlendi. Ertuğrul gerçekten öğretmen olursa felaket, hiçbir öğrencinin sevmeyeceği bir öğretmen olacak. Buradan belli. Şimdi diğer görevimize geçiyoruz. Yani şu an 3. görevdeyiz. Evet, 3. göreve geçiyoruz. 3. görevimizde Ertuğrul bize ders anlatacak. Bakalım Ertuğrul nasıl ders anlatıyormuş. Bir öğretmenin en önemli özelliğidir değil mi? Nasıl ders anlattı? Unuttum diyeceğimi. Ya daha derse başlamadık, nasıl unuttun? Bekle şimdi, sakin ol. Sen bize hangi ders anlat biliyor musun? Senin en iyi bildiğin şey ne? Tamam o zaman şöyle yapacağız. Gel sırayla bu harfleri bana söyle. Sen bu harfin hangisi olduğunu biliyor musun? Biliyorum. Adı ne bunun? A. Evet. Bu arada ben gerçekten Ertuğrul'un bilip bilmediğini bilmiyorum. Bu hangi harf Ertuğrul? Hangisi? Hocam daha harfleri bilmiyorsunuz, öğretmen olmuşsunuz. Hangisi bu? Ekrana bak, ekrana hangisi bu söyle. Git kendin söyle. Tamam bunu da ben söyleyeyim. B, öğretmen olduğu için bana böyle şeyler deme hakkı var. Bu hangisi peki, bunu biliyor musun? O. Evet bu hangisi, bunu bilmezsin bence. Hocam gelin buraya gelin, şu hangi harf söyler misiniz bir ya? 2 tane bildi. Biliyor musun bunu? Salla bir şey salla, tutturursun belki. Ben bunu bilmiyorum, pas. Tamam bu hangisi, bunu biliyor musun? Biliyorum. Hangisi bu? Benim em. Benim em, evet senin Ertuğrul'un e'si, doğru. Bu hangisiydi Ertuğrul? Şu. O. Peki bunu biliyor musun? Bunu da bilmezsin bence ya. M. M değil o. Neyse 3 tane bildi, yani bence başarılı. Burada ne oluyor biliyor musun? Bilmiyorum. Abone ol diyor, ne diyormuş? Abone ol diyor. Diyor yok, abone ol sadece. Tamam. Ertuğrul'un ders anlatma şekli de bu şekildeymiş. Şimdi bir diğer göreve geçelim. Diğer görevde biz Mavi olarak değil, Mavi'nin babası olarak geleceğiz ve Ertuğrul'la görüşeceğiz Mavi hakkında. Hemen bir imajımızı değiştirip gelelim. Evet, Mavi'nin hayali babasını yaptık. Böyle gergin mi gergin, sinirli mi sinirli. Şimdi öğretmenimizle konuşmaya gidiyoruz. Dışarı gel, dışarıda konuşalım hocam. Evet hocamız geliyor. Boyumuzu büyütmeyi unutmuşuz. Bir dakika, böyle baba olmaz. Birazcık büyütelim ha. Hazır mısınız hocam? Hazırız. Hocam öncelikle ben kendimi tanıtayım. Ben sınıftaki mavi saçlı çocuk, yani Mavi'nin babasıyım. Hocam yüzüme bakar mısınız? Nereye gidiyorsunuz hocam? Hocam buraya gelin. Ne yapıyorsun? Ertuğrul, velilerin yüzüne bakmak zorundasın. Böyle muamele edemezsin. Tabletin sesini de kapaman lazım. Sürekli mesaj sesi geliyor tabletten. Ya kapattım. Kimse beni dinlemiyor mu? Kapattım dedim. Tamam dur şimdi, dur bir olduğun yerde dur. Heh, ne diyorduk? Biz Mavi'nin babasıyız hocam. Siz Mavi'nin hocası sizsiniz değil mi? Evet. Bana birazcık Mavi'nin gidişatı hakkında yorum yapar mısınız? Nasıl bir öğrenci? Başarılı mı? Yani pek çok değil. Pek çok değil. Başarısız bir öğrenci mi benim çocuğum? Yani evet. Dersleri dinliyor mu peki? Dinliyor. Verdiğiniz ödevleri yapıyor mu? Hocam nereye gidiyorsunuz? Duvara kafa atmayın lütfen, 2 saniye. Hocam bir... Ya nereye gidiyorsun Ertuğrul? Yüzüme baksana. Ya buraya gel, buraya bir şey konuşuyoruz şurada. Yürüyüşe bak, dur bir yüzüme bak. Ya adamın peşinden koşturuyorsun, dur bir şey konuşuyoruz şurada. Peki hocam, Mavi sizin verdiğiniz ödevleri yapıyor mu? Yani yapmıyor, sınıfta yapmıyor. Yapmıyor demek. Sınavlardan düşük alıyor mu peki? Alıyor. Peki hocam biz bu çocuğu ne yapalım ya, bu çocuk okumayacak mı? Alın çocuğu şuraya, sanayiye götürün. Ne? Alın çocuğu okuldan, alın çocuğu sanayiye götürün dedi ya. Bu nasıl öğretmen? Tamam hocam teşekkürler, teklifinizi değerlendireceğiz diyoruz. Bir diğer göreve geçiş yapıyoruz. Şu anda da okul müdürü olduk. Ertuğrul hocayla görüşmemiz gerekiyor. Ertuğrul hocam lütfen bir an önce odamıza gelir misiniz? Sizle görüşmemiz gerekiyor hocam. Hocam gelin, yanlış tarafa gittiniz. Hocam buradayız ya, daha müdürün odasını bilmiyor, nasıl öğretmen bu? Geç hoca otur. Selam canım. Müdürle öyle konuşulmaz. Tamam müdürle öyle konuşulmaz, daha resmi bir şey o. Niye çaldın beni buraya? Ertuğrul öyle konuşulmaz, öyle değil, öyle konuşulmaz Ertuğrul, dur bir. Nasıl? Tamam kalk, ayakta konuşuruz. Birazcık daha saygılı olman lazım. Geç karşıma. Şimdi hocam öncelikle hakkınızda şikayet var. Çok fazla ödev veriyormuşsunuz, doğru mu? Doğru. Neden bu kadar çok ödev veriyorsunuz hocam? Bu kadar da olmaz ama. Sana ne? Ertuğrul. Kovulmak istiyorsun galiba Ertuğrul. Hem hocam öğrencileri ceza yerine dövüyor musunuz? Bu doğru mu? Doğru. Siz gerçekten dövüyor musun çocukları sen? Evet. Niye? Çünkü çok yanlış yapıyorlar ya onun için. Yaramazlık yaptıkları için. Evet. Hocam velilerden çok şikayet geliyor. Hocam masamdan iner misiniz hocam? Ne yapıyorsunuz hocam? Veli kim? Veli. Velilerden yani öğrencilerin anneleri babaları şikayet ediyorlar mı seni? Diyorlarmış ki bizim çocuğumuzu dövüyor bu. O zaman biz demeyelim, onlar çocuklarımızı dövsünler. Senin bu dayakla ne derdin var Ertuğrul? Biz de seni dövüyor muyuz hiç? Hani dayakla kafayı bozmuş hocalar var ya, bunlar eskiden vardı. Belki sizin zamanınızda yoktu. Ertuğrul tam onlardan yani. Ben sıkıldım, ben gidiyorum. gidiyorum. Gidemezsin müdürün odasından öyle kafana göre Ertuğrul. Gidemezsin öyle, müdür çağırdı seni. Ertuğrul nereye gidiyor Ertuğrul? BİM'e gidiyorum. BİM'e adam müdürün odasında tepindi gitti. Gerçekten hayalimdeki öğretmen ya, tam bir troll. Ve son görev dedi, ne yapsak ne etsek diye düşündüm ve bir öğretmen dışarıda bir öğrencisiyle karşılaşırsa ne yapar dedim. Şimdi dışarıda Ertuğrul Hoca ile karşılaşacağız. Aa Ertuğrul Hocam sizin buradaydınız ya. Vallahi çok garip oldu da karşılaştık. Ne yapıyordunuz burada? Bekliyorduk. Neyi bekliyorsunuz hocam, hayırdır? Ya ne oluyor, bir salın beni, bir dakika hocamla konuşuyorum. Sana ne, kim bekliyorsan onu bekliyorum. Tamam hocam, kızmayın, alt tarafı ne yapıyorsunuz diye sordum ya, Allah Allah. Verdiğim ödevleri yaptın mı? Yapmadım hocam, birazdan yapacağım, birazdan eve gidip yapacağım. Okuldan yeni bitti zaten biliyorsunuz. Boş ver ödevleri, gel internet kafeye gidelim. İnternet kafeye gidelim. Hocayla, insan hocasıyla internet kafeye gider mi Ertuğrul? Bazen. İyi, gel gidelim madem, gel yürü. Tamam gidiyoruz. Arkadaşlar düşünsenize, yolda hocanızla karşılaşıyorsunuz. Size diyor ki gel internet kafeye gidelim. Bayağı bir çılgınca olurdu. Evet, bu videomuzun da burada sonuna geldik. Ertuğrul'a bayağı bir öğretmenlik görevi verdik arkadaşlar. Sizce bu görevin hangisinde başarılı oldu, hangisinde başarısız oldu? Ertuğrul gibi bir öğretmeniniz olsun ister miydiniz? Yorumlarda yazın. Ve bir sonraki Ertuğrul'a zorlu görevler veriyorum bölümünde de Ertuğrul'a hangi mesleğin görevlerini verelim, onları da belirtebilirsiniz. Umarım video izlemekten keyif almışsınızdır. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.